İnan ve sevgiyle selamlıyorum. Dün AKP ve MHP iktidarının meclise yönelik gerçekleştirdiği darbenin yıl dönümüydü. 20 Mayıs 2016 yılında önceki dönem eş genel başkanlarımız ve milletvekili arkadaşlarımızın da dokunulmazlıkları kaldırarak halk iradesine bir darbe gerçekleştirildi ve gasp edildi. 90'lı yılların karanlık uygulamalarını referans alan iktidar 1994 tarihinde gerçekleştirilen DEP darbesini 2016 yılında bir kez daha tekrarladı. O tarihten beri Türkiye'de demokratik siyasete yönelik kesintisiz bir saldırı hüküm sürüyor. Bu darbeyle meclisin iradesini, halkın iradesini çetelere, mafyalara teslim ettiler ve şimdi kurdukları düzen tel tel dökülüyor. Demokratik siyaset tasfiye edilerek yerine çete ve mafya düzeni ikame etmek istediler. Ancak ne biz mücadelemizden vazgeçtik, ne tutsak alınan arkadaşlarımız tek bir adım geri attı, ne de darbeciler amacına ulaştı. Türkiye halkları değil, bütün dünya demokratik siyaseti kurulan kumpasları, komployu, darbecileri anayasaya aykırı olmasına rağmen bu darbeye destek verenleri unutmadı ve unutmayacaktı. Bu komplo ve kumpaslar partimize karşı saldırılarla hala devam ediyor. İktidar bloğu derinleşen yoksulluk ve ekonomik krizi pandemi başta olmak üzere ülkenin bin bir türlü derdi varken ve bu sorunlara acil çözüm üretmesi gerekirken temel politikasını HDP ve Kürt halkına yönelik saldırılar üzerinden kuruyor. Geçen hafta genel merkez binamıza birkaç çete artığı onlarca baskıyla, zulüm ile, tutuklama ile, yıllarca cezalarla yılmayan HDP parti binamıza taş atarak saldırı gerçekleştirdiler. Biz onlarca saldırıdan korkup yılmadık, geri adım atmadık. Sizin iki taşınızla mı yıkılacak HDP ve HDP'nin mücadelesi? Peki merkez binamızın yanına tüneyen kolluğa ne demeliyiz? İki vatandaş bir araya gelince alarma geçen polisler saldırıyı izlemekle yetinmedi. Adeta onlara yol gösterdi, kaçmalarına yardım ettiler. Kürtçe bir deyim vardır. Hef çiroken hırçehane, her hefşi lisser hırmiye. Yani ayının bildiği yedi öykü var, yedisi de armut üzerinedir. Faşist iktidar ortaklığının da bin bir tane öyküsü, hikayesi var. Ama biri de, o bin biri de HDP'ye ve Kürtlere ve HDP'ye saldırı üzerinden kurulu. Bunlardan biri de duruşmaları devam eden Kobani Kumpas davasıdır. Davanın evveliyatı ne kadar hukuksuzca hazırlanmışsa dava duruşması da bir o kadar hukuksuzca yürütülmeye çalışılıyor. Sincan'da günümüzün Engizasyon Mahkemesi kurulmuş demek abartı olmaz. HDP'yi legal siyasetin dışına itme ve sindirme emellerine açılan baştan sona yalanlarla dolu kumpas davasıyla HDP'yi yargılayabileceklerini sanıyorlar. Ama yanılıyorlar. HDP'yi susturacaklarını sananlar er ya da geç bu halk tarafından yargılanacaklar. Yalan üzerine kurulan bu mahkemeler hakikat mahkemelerinde tarihin çöplüğüne gönderilecekler. Sabahat Tuncel'in dediği gibi gerçeklerin ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır. İşte biz gerçeğin sesiyiz. Karanlıktan beslenenler ışıktan korkarlar. Türkiye halklarının eşitliğini savunduğumuz için bizi engel olarak görüyorlar. Sevgili Figen Yüksekdağ'ın dediği gibi arkadaşlarımız yitirdiğiniz canlarımızın, yoldaşlarımızın katili olmakla yargılanırken diğer taraftan bu siyasi iktidarın bakanı teşhir olmuş mafya ilişkilerine dair en ufak bir soruşturmaya uğramıyor. Biz diyoruz ki kral çıplak, bu memlekette darbe var. Yine Demirtaş'ın dediği gibi bu dava Kobani davası değil, HDP'ye dönük kumpas ve siyasi intikam davasıdır. Günün birinde Kobani davası açılacak ve gerçek sorunlar, katliam yapan ve yaptıranlar ortaya çıkacaktır. Ama herkes emin olsun ki o zaman sanık sandalyesinde bizler olmayacağız. Arkadaşlarımız bu yargılamada faşizmin nasıl yargılanacağını, hakikatlerin nasıl büyük bedeller uğruna savunulacağını herkese gösterdiler. Hepsini buradan saygıyla selamlıyoruz ve HDP yargılamaya devam ediyor. Bu karanlık tablo ve ülkenin sürüklendiği çürümenin sebebi ısrarla sürdürülen tecrit politikalarıdır.
dibi olmayan hukuksuz politikalarına İmralı tecrit cezaevinde başlayıp bölge bölge, il il, sokak sokak, ev ev, ülkenin her bir yerine yayıyorlar. Barış istemedikleri için tecrit diyorlar. Halka refah istemedikleri için tecrit diyorlar. Çözüm istemedikleri için tecrit diyorlar. Çünkü çok iyi biliyorlar, Sayın Öcalan, üzerindeki tecrit kaldırılırsa bu topraklarda barış gelecek ve ortada beslenecekleri bir savaş kalmayacak. İşte tam da bu atmosferde, bu koşullarda yüzü aşkın cezaevinde, binlerce tutsak açlık grevi eyleminde, başta Sayın Öcalan üzerindeki tecrit olmak üzere hasta tutsaklar ve cezaevlerindeki hukuksuz uygulamalar için bedenini açlığa yatırmış arkadaşlar. Onların talepleri baştan sona hukuki ve meşru taleplerdir. Biz tutsakların tüm taleplerini sonuna kadar sahipleniyor, talepleri talebimizdir diyor ve yetkilerinin bir an önce adım atmasını istiyoruz, daha da gecikmeden. Değerli basın mensupları, şu an Türkiye'de olan biten ve ifşa olan kirli ilişkiyi dün söylediklerimizin tamamını bir bir teyit ediyor. Yıllardır başta genel kurul olmak üzere mitinglerimizde, soru ve araştırma önergelerimizde, açıklamalarımızda, savunmalarımızda bu kirli ilişkileri, bu suç şebekesini anlatıyoruz. Gerçekleri örtbas edilemez dedik. Bugün sonuçlarını görüyoruz ve daha da göreceğiz. Gerçeklerin üstü örtbas edilemez. Susurluk raporunu hazırlayan bürokratlar kişilere değil çerçeveye bakın diyor. Evet, bu sistem suç üretiyor artık. Devlet şeffaf, demokratik, denetlenebilir değil, adaletle işleyen bir hukuk sistemi yok. Bu da devlet içinde çeteleşmeyi, devletin mafyaya teslim edilmesini beraberinde getiriyor. Bugün yönetici konumunda olan kişiler ele geçirdikleri güç ve konum sayesinde, özellikle mafya çetelerle kurdukları ilişkiler üzerinden paramiliterleşen basın yayın organları ile siyaset yapıyorlar. Üzerinden rant devşirdikleri milliyetçi ve şoven duygularla demokratik siyaseti, hak arama mücadelesini boğmak için her türlü yalan ve hileye başvurmaya devam ediyorlar. Şimdi biz devlet içine çöleklenen suç örgütlerinin çıkar çatışmalarına tanıklık ediyoruz. Anlatılanların, ifşa edilen hiçbiri sürpriz değil. İtiraflar malumun ilanıdır. Halkı açlığa sevk ederken kendileri zevk ve sefa içerisinde yaşayanların nasıl birer yolsuzluk ve suç makinesi olduğunu ortaya çıkan itiraflar teyit etti. Bu ilişkiler ağında bulunanların tamamı milyonların kaderiyle oynayan toplum düşmanı, sivillerin kanına girmiş birer örgütlü çete unsurlarıdırlar. Çete, mafya, kontra yapıları her zaman ülkenin yönetiminde aktifti. Bunu da en iyi Kürtler bilir. En çok Kürtler devletin bu yüzüyle uğraştı. Bugün yaşananlar bir düzeltme talebi değil elbette. Yeni bir yapının kurulmasına dair ortaklık kavgasıdır. Düzeltilmesi istenen rant ve mafya düzeninin restorasyonudur. Bu karanlık yapı o kadar palazlandı ki devlet mafyalaştı, mafya devletleşti. İşte ortaya çıkan hakikat gün budur. İşin vahimi, iç güvenliğin başındaki İçişleri Bakanı'nın bütün bu kirli ilişkilerin göbeğinde yer almasıdır. Her gün partimize saldıran, demokratik siyasete düşmanlık yapan Soylu, bu saldırılarla esas olarak işlediği suçları örtbas etmeye çalışıyor. Ama nafile, mafya ve çete yöntemleriyle devlete çöreklenenlerin tamamı er ya da geç bu halka, adalete hesap vermek zorundadır. Yapılan itiraflar ve deliller ışığında İçişleri Bakanı sadece istifa etmemeli, Yüce Divan'da yargılanmalı. Bu çürümüşlüğü ortaya çıkaran sistem lağvedilmeli, demokratik, denetlenebilir, şeffaf, çoğulcu bir yönetim sistemi inşa edilmelidir. Meclis bünyesinde acil bir araştırma komisyonu kurulmalı. Ortaya çıkan medya, mafya ve devlet üçlüsünün esas ayağı olan finansman, siyasi ve başka ayakları da bir an önce ortaya çıkarılmalıdır. İkiyüzlükleri ortaya çıkanların daha çok HDP'ye saldırarak kendilerini aklama devri bitmiştir. Suçlarınızı HDP'ye saldırarak, hamaset yaparak örtemezsiniz artık. Halkımızla birlikte bu suçlular ittifakına, bu toplum düşmanı ittifakınıza karşı
temiz ve demokratik bir geleceği biz hep birlikte yaratacağız. Değerli basın mensupları, bu hafta aynı zamanda kayıplar haftası. Zorla kaybedilenlerin, işkence ve infaz edilip bedenleri yok edilenlerin yoğunca anıldığı hafta, tam da kaybetmelerin faillerini konuşuyoruz bu haftada. İçişleri Bakanı cumartesi annelerine hitaben çocukları Eminönü'nde gezerken kaybolmadı deyip yargısız infazları savunurken, bugün ortaya çıktığı üzere elbette bu işin failleriyle beraberdi. Biz olmasak mafya çökerdi deyip milyar dolarlık marinalara çökenler kaybettirdiklerinin, yaptıklarının hesabını verseydi bugün bu çürüme yaşanmayacaktı. Birkaç yıl önce Cemil Kırbayır'ın annesi rahmetli Berfu Ana'ya oğlunun kemiklerini bulacağız diyen Cumhurbaşkanı Berfu Ana'ya verdiği sözü tutmadı. O dönem yargısız infazları yapanları saraya ortak yaptı. Kayıplar haftasında yakınları devlet eliyle kaybettirilen bütün annelerin, çocukların, yakınlarının mücadelesini buradan bir kez daha selamlıyoruz. Değerli basın mensupları, bir diğer önemli konu ise savaş siyaseti. 10 Mayıs'tan bu yana İsrail Devleti'nin Filistin'e yönelik saldırıları sonucu şimdiye kadar 68'i çocuk olmak üzere yüzlerce Filistinli hayatını kaybetti. Devam eden bombardıman sonucu Gazze'de de 450 binanın yıkıldığı ve 52 bin insanın yerlerinden edildiği insani ve siyasi bir kriz söz konusu. Hedef olarak İsrail hükümetinin Filistin halkına karşı uyguladığı yayılmacı, militarist ve ırkçı politikaları buradan bir kez daha kınıyoruz. HDP zulüm nerede olursa olsun, kimden gelirse gelsin, mazlumun yanında yer almaya devam edecektir. Bu konuda ilkesel ve enternasyonist bir tavrımızdan asla geri adım atmayız. Antisemitizme de, köktenci, ırkçı yaklaşımlara da müsamaha göstermeden bölge halklarının özgürlük ve barış umutlarının yanındayız. Özgürlük taleplerinin kirli pazarlıklara konu edilmesini de reddediyoruz. Vitrinlerde Filistin için gözyaşı döker gibi görünen AKP rejimi, İsrail ile sürdüğü ilişkiler üzerinden Filistin'e karşı saldırıların da ortağı esasla. 2000'li yıllardan bu yana Türkiye'den İsrail'e satılan 10 milyonlarca dolarlık çimento, inşaat demiri ve benzeri inşaat yan ürünlerin Filistinlileri birbirinden ayıran duvarlar arasında hapsetmesindeki başat rolü inkar edilemez. AKP iktidarı aslında Filistin halkının haklarını değil, ihvancı grupların çıkarlarını önceliyor. Yani bu ölüm kalım üzerinden ideolojik hesaplar yapıyor. Filistin'de bile ayrımcı ve kutuplaştırıcı bir siyaset izliyor. AKP iktidarı Filistin'deki şehirlerin bombalanmasına ve sivillerin katledilmesine karşı gerçekten ilkeli biçimde yaklaşsaydı, bugün ve önceki yıllarda Gazze'de olduğu gibi, 2016'da Cizre'de, Sur'da, Nusaybin'de ve Şırnak'ta tanklarla, toplarla İsrail'in yaptığı gibi sistemli bir devlet terörüne başvurulmazdı. İlkeli olunsaydı, ülkedeki darbe mekaniğinin devreye girmesi yerine çözüme dair diyalog ve müzakere kanalları açık tutulur ve belki de bugün gençlerin göç etmediği, ölümlerin yaşanmadığı başka bir siyasi ve sosyal tabloya tanıklık ederdik hep beraber. Filistin'de zulme karşı duruş sergileyenlerin içeride Kürt halkına ve haklarına karşı İsrailleşmesi yaşadıkları ikiyüzlülüğün en büyük kanıtıdır. AKP kendi iktidarını, geleceğini savaşların ve çatışmaların devamına ipotek etmiş bir yönetim olarak savaşı Irak, Federe Kürdistan bölgesi içlerine de taşırıyor. 90'lardan bu yana devam eden sınır ötesi operasyonlar ülkeye daha fazla ölüm ve emekçi halklara daha büyük bir ekonomik külfet olarak yansımaktan başka bir işe yaramadı. Bundan sonra da bu saldırılar Kürt sorunu demokratik ekonomik krize derinleştirmekten başka bir işe de yaramayacaktır. Ülkeye savaşı dayatanlar, mafya, çete ilişkileri, aile, ülkenin kaynaklarına çökenlerdir. Halkın evlatlarına ölüm, kendi evlatlarına lüks ve şatafatı reva görenlerdir. Hem ülke içinde hem de Orta Doğu coğrafyasında çözümsüzlüğü dayatan mezhepçi, militarist ve ikiyüzlü politikaların sona ermesi için, bu kirli, çürümüş siyaset tarzının sona ermesi için bizler mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Halkın da bu iktidarı göndermek için artık sabrı kalmadı. O yüzden en kısa zamanda erken seçimlerin yapılması çağrısını buradan bir kez daha bulunuyoruz. Değerli basın mensupları, Türkiye savaş, tek adam rejimi, yoksulluk, işsizlik, kadın kırımı gibi gündemlerle uğraşırken
tüm nüfusu etkileyecek bir kıtlıkla karşı karşıyayız. Su kıtlığı ve beraberinde getireceği gıda kıtlığı. Küresel ısınma ve buna karşı izlenen yanlış politikadan kaynaklı bu sene milletvekili olduğum kentim Mardin'de de etkili tarım arazilerin %35'i kurumuş durumda. Bu oran Diyarbakır'da %80, Urfa'da %40'a kadar çıkmıştır. Elbette bu kuraklık bir yandan bu yıl beklenen yağışın olmamasıyla alakalı ama diğer yandan 19 yıllık AKP iktidarında alternatif sulama sistemlerinin kurulmamasından da kaynaklanıyor. 19 yıl boyunca betona, mermiye yüz milyonlarca TL harcayan iktidarın bu alana hiçbir yatırım yapmaması bizleri bu noktaya getirmiştir. Kısacası bu sene yaşanan kuraklıktan kaynaklı Türkiye genelinde 2 milyon ton rekolte kaybı yaşanması öngörülüyor. Bu aynı zamanda zaten çok pahalı olan gıda fiyatlarının daha da artacağının işareti. Acil bir şekilde kuraklık meselesi gündeme alınarak hem üreticinin hem de tüketicinin yararına uygulamalar hayata geçirilmeli. Bu noktada DSE'yi acil bir şekilde kuraklık yaşayan bölgelerde tarım arazileri için ücretsiz bir şekilde su vermeli. Kuraklıktan zarar görenlerin zararların telafisi için doğrudan nakdi yardım yapılmalı. Küçük ölçekli çiftçilerin ise bütün borçları silinmelidir. Değerli arkadaşlar, AKP iktidarı Türkiye'de izlediği su politikasının daha düşmanca biçimini Kuzey ve Doğu Suriye'de de devam ettiriyor. Pandemi ve savaş koşullarında varlığını sürdürmeye çalışan halka karşı suyu bir silah olarak gören iktidar, kendi imzaladığı anlaşmalara da aykırı davranıyor. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere birçok uluslararası kurum AKP'nin Serikaniye'de bulunan su istasyonundan Haseke'ye giden suyu kesmesini çok sert bir şekilde eleştirmiş ve bunun sivillere yönelik olduğunu söylemişti. Bugün de sistematik olarak AKP iktidarı Kuzey ve Doğu Suriye'deki suyu bir silah olarak kullanmaya devam ediyor. Pandemi ve savaşı bir arada yaşayan Kuzey Doğu Suriye halklarını susuz bırakmak insanlığa karşı işlenen bir suçtur. Çapemeniyen heja derbare dijminatiye de kurdan mıkabın roş tüneki kurdan te rast erişeti. Dijminahi le dije kurdan edi sinoranji nasnaka. Her davil le mersini malbateki kurd le rast erişen nijat peresti hatıbu. Ev eriş ne erişeki breze ne erişeki jibi adli bu. Ev eriş le bingi hakkı le dijminatiye le ser kurda o politikayın şer pevçun u nücat perestiye le Türkiye le AKP digre. Em perasati başzanın bereji me em çancarap em le hemberbin hişmendi em tekuşi nekşetti meşin jiberben baş dizanın. Lemkabın erişkarın duseruş disa hatın berdan berdan bu yerek dinci le navçeye navçeye gölemeki rubarakta hat meydan du sivilin civan be silahın askeren mkabın hatın birindar kırın deslat de her du bu yer edinci mkabın berpirsiyar o hel berpirsiyarın nahatında arazandın erişkarın erişkarın hat parastın helveste helveste berpirsiyarınca bu taybetçi deslatların Türkiye nezikati evan ne guherandı ev nezikati hemen demedi berdevam gül emcardın livan erişan le her viyancı tamamen le hember kurdan erişin kulle hember kurda tekrin emvana şermezar dikin em kabul nakın emzanın ona binge henuka bi dijminatiye politikayın kurdan le hember le AKP em tebrik girtin erişendinci le navendeme pekat disa polis ev erişkarın parast ve ki Ali Girenman tevgeran em ezcardın liver duvara bejim tu eriş tu lehem tu astengi karu kabatin me nakadine em lehertim lehember van erişan karu kabatok meşinin tekoşine fe berdevam bikin lehemzanım ev erişkaran
ev zulm uzurdari bingehet ve le tecrite digre tecrite ku nahal grava imral de berdevam dike bil ev haman demede de be şer u bingeh şer pevçun kıştın u dijminatiye hember kurda politika ekti be Jiberveci girtiğin nahal sedan ruj dede tirele hapsa grevet bürçübüne berdevam dikin em cardın libirdi bejin roj bübürü roj bereki em denk bidin denge girtiyan Jiberku mahtevani paseke van paseke mene em denk bidin denge van arkadaşlar soru varsa soru alacağım yoksa basın toplantısını bitireceğim. Sanırım soru yok. Geldiğiniz için teşekkürler.